partini kapatırım diyenlerin oyununu siz bozdunuz. Danıştay saldırısı oyununu siz bozdunuz. Reyhanlı saldırısı oyununu siz bozdunuz. Reyhanlı'da 53 vatandaşım, kardeşim öldürüldü. Bu ana muhalefetin başkanı ne konuştu? Ne dedi? Türkiye'deki bu STK'lar, bu 53 vatandaşımın ölümünden dolayı acaba ne kadar üzüldüler? Ne kadar ağladılar? Hiç sesleri çıktı mı? Çıktı mı? Uluslararası medyanın sesi çıktı mı? Çünkü tezgah başkaydı. Dümen başkaydı. Ama ana muhalefet de bunun hesabını verecek. Yeri gelince onun da hesabını soracağız. Allah'ın izniyle o oyun da bozulacak. Bu oyun da bozuldu, bozuluyor. Bakın dikkat edin. 2001 yılında AK Parti'yi kurup yola çıktığımızdan beri biz ne diyoruz? Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Biz ne diyoruz? Heh. Durmak yok, yola devam diyoruz. Peki bunlar ne diyor? Duran adam. Duran adam. Bunlar 10 yıllar boyunca Türkiye durmak yaraşmaz deyip tam aksine durdular. Hala duruyorlar. Bunların hayatları boyunca en iyi yaptıkları şey durmaktır ve durdurmaktır. Bu işte gayet başarılılar. Bunlar bizi yıllarca başta ana muhalefetin başı olmak üzere SSK kuyruklarında durdurdular. Bunlar bizi yıllarca eczane kuyruklarında durdurdular. Bunlar bizi yıllarca üniversite kapılarında durdurdular. Devlet kapılarında bizleri yıllarca durdurdular. Tüp gaz kuyruklarında, benzin kuyruklarında, ekmek, şeker kuyruklarında bizleri durdurdular. Bunların en büyük hayali bütün Türkiye'nin duran adam olması. Türkiye'nin yerinde sayan ülke olmasıydı. Milleti durduramayanlar hamdolsun artık kendileri duran adam oldular. Ama biz durmayacağız. 2023'e doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu oyunu da bozacağız. Allah'ın izniyle bu tuzağı da alt üst edeceğiz. Bakın sevgili kardeşlerim, ilk andaki duyarlı bir kesim hariç bunlar için ağaç bahane, çevre bahane, Gezi Parkı bahane. En başından beri bunlar Türkiye'ye, ekonomiye, demokrasiye kastetmiş durumdalar. Oyun içinde oyun var. Vitrinde ağaç var, çevre var, Gezi Parkı var. Ama vitrinin gerisinde, perdenin gerisinde büyüyen, güçlenen, evet, uluslararası itibarı artan Türkiye var. Vitrinin arkasında rahatsız oldukları millet var. Rahatsız oldukları Kayseri var. Rahatsız oldukları milli irade var. İstanbul'da inşası ve işletmesiyle 46 milyar dolarlık dünyanın en büyük havalimanının ihalesini yaptık. Yıllık yolcu kapasitesi ne biliyor musunuz?
100 milyon. 100 milyon. Ya bunların hafsalası bunu alır mı? Bunlar böyle bir şey düşünebilir mi? Dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olacak. Bu tabii bunları ciddi manada rahatsız etti. Bakın bu arada 22 milyar dolarlık nükleer santral inşasının adımını attık. Japonlarla bundan da rahatsız oldular. 2,5 milyar dolarlık 3. köprünün temelini attık. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bundan da rahatsız oldular. Nasıl rahatsız oluyorlar? Aklınız durur. Ama bugün rahatsız olurlar, yarın da utanmadan, sıkılmadan bu köprünün üstünden geçerler. Birinci köprüde bunu yaptılar. İkinci köprüde bunu yaptılar. Şimdi üçüncü köprüde aynı şeyi yapıyorlar. Üstelik bu köprünün üzerinden bir de yüksek hızlı tren geçecek. IMF'ye borcu sıfırladık. Bundan rahatsız oldular. Ne diyorlar biliyor musunuz? Niye sıfırladınız ya? Çünkü MHP, DSP, ANAP 23,5 milyar dolar IMF'e borçlandılar. Biz ödedik, ödedik, bunu sıfırladık, defteri kapattık. İftihar etmeleri gerekirken edemediler. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Ey MHP! MHP'nin genel başkanı başbakana bol bol küfretmeye devam etti. Bol bol hakaret etmeye devam etti. Ama ben sana hakaret etmeyeceğim. Ben sadece yanlışlarını milletime duyuracağım. Bak, 27,5 milyar dolarla bize devrettiniz. Biz 135 milyar dolara kadar çıkardık. Türkiye güçleniyor. Türkiye yükseliyor. Kredi notumuzun artmasından, borsanın değer kazanmasından bunlar rahatsız oldular. Faizler tarihinin en düşük seviyesine indi. Devletin borçlanma faizi %63'lerden ta %6'lara kadar, 7'lere kadar düştü. Bayrağımızın, pasaportumuzun, paramızın dünyada itibar kazanmasından, güç ve değer kazanmasından çok rahatsız oldular. Kayseri'de açtığımız yeni 3195 derslikten, Kayseri'de kurduğumuz yeni 3 üniversiteden inşa ettiğimiz yeni 395 kilometre bölünmüş yoldan, Yamula Barajı'ndan, Zamantı Tüneli'nden rahatsız oldular. Sağ olsun belediye başkanımızın destansı başarılarından rahatsız oldular. Sevgili kardeşlerim, sevgili Kayserililer, bunlar, bu göstericiler, bu göstericileri kukla gibi parmaklarında oynatanlar bir şeyden daha rahatsız oldular. Sadece bu içeriden kaynaklanmıyor. Bunun dışarısı var, içerisi var. Birbirleriyle koordineli gidiyor. Allah'a hamdolsun, Türkiye'de artık aylardır terör nedeniyle şehit haberleri gelmiyor. Türkiye'de aylardır terör nedeniyle çatışma haberi gelmiyor. Bundan da rahatsız oldular. Şurayı, evet, sağlıkçılar, 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 şuraya hemen. Sedye. Sağ olun, sağ olun. İnsanlar artık boşalan köylerine dönüyor. Cudi Dağı'nın eteklerinde piknik yapılıyor. 7 coğrafi bölge birbiriyle kucaklaşıyor. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla,
Arnavutuyla, Boşnağıyla bir olduk, beraber olduk ve birlikte Türkiye olduk. Ve 30 yıldır devam eden, arkasında 40 binden fazla kayıp can bırakan terör, Türkiye'ye çok ağır bedeller, çok ağır faturalar ödeten terör artık inşallah sona eriyor. İşte bundan çok rahatsız oluyorlar. Kardeşliğin, muhabbetin, kucaklaşmanın, helalleşmenin gerçekleşmesinden çok rahatsız oluyorlar. Bu olayları çıkarmak, bu olayları sürdürmek suretiyle çözüm sürecini aksatmak, engellemek, başarısız kılmak istiyorlar. Bakınız, polisimin biber gazından şikayet edenler polisime silahla ateş ediliyor, bunu konuşmuyorlar. Sağlıkçı arkadaşlar, buraya da. Açalım, açalım, açalım. Sağlıkçı arkadaşlar, şuraya açalım. Evet, güvenlikçiler, keselim onları, keselim. Güvenlikçi arkadaşlar, keselim şu şeyleri. Biz çözüm süreci için ne dedik? Sabotajlar olabilir dedik. İşte bu son olaylar en çok da çözüm sürecini saboteye dönük olaylardır. Biz bunlara da aldanmayacağız. Bunlara da boyun eğmeyeceğiz. Bu oyunu da bozacağız. Akil insanlar, akil insanlar heyetimiz 7 coğrafi bölgede, 81 vilayette çalışmalarını tamamladı. Şu anda raporlarını hazırlıyorlar. İnşallah çarşamba günü akil insanlarla final toplantımızı yapacağız. Raporları kendilerinden alacağız. Ve böylece yaptıkları çalışmanın neticesini göreceğiz. Ondan sonra çalışmamızı yapıp açıklayacağız. Çözüm sürecini kararlılıkla ilerleteceğiz. Hep beraber ilerleteceğiz. Kardeşlerim, bizim en büyük hazinemiz, unutmayın, kardeşliğimizdir. Kardeşliğimizi yücelterek Türkiye'yi büyüteceğiz. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler, Kayseri'nin güzel insanları bir süredir Türkiye'de çok çirkin tahriklerle, çok çirkin provokasyonlarla Alevi kardeşlerimiz üzerinde çok tehlikeli bir oyun oynanmak isteniyor. Bu çirkin tahrikte Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki başrolde bulunuyor. Bu çirkin tahrikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı kendini bilmez milletvekilleri başrol oynuyor. Başta genel başkanları olmak üzere bu çirkin tahrikte Türkiye dışından bazı odaklar rol alıyorlar. Alevi kardeşlerime, Alevi vatandaşlarıma buradan samimiyetle sesleniyorum. Bu oyunlara, bu tuzaklara, bu tahriklere karşı lütfen dikkatli olun. Huzurunuzu, istikrarı, güven ortamını bozacak, kardeşliğimizi zedeleyecek girişimlere karşı lütfen uyanık olun. Dersim olaylarına karşı
bizim dönemimizle alakası olmadığı halde bir başbakan olarak özür beyanında bulunurken bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kalkıp da benim bu özrümün istikametinde değil tam aksine karşısında durmuştur. Güya kendisi Dersimli. O dönemi izlediniz mi? Onları biliyor musunuz? Bunları iyi bilmeniz lazım. Bu ülkeye yeni acılar yaşatmak isteyenlerin tarihlerine, oyunlarına lütfen gelmeyin. 10,5 yıldır tüm inanç grupları gibi Alevi kardeşlerimizin de sorunlarına hassasiyetle, samimiyetle eğildik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım bir dizi çalışma sürdürdü. Şu anda yine bir çalışma yapılıyor. Alevi kardeşlerimizin temsilcileriyle çok güzel, çok verimli istişareler gerçekleştirdik. Sorunların çözümüne yönelik güzel adımlar attık. İnşallah birlikte daha hayırlı adımlar atarız. Türkiye hepimizin ortak vatanı. Kardeşlerim, bu bayrak hepimizin. Bu toprak hepimizin. Geçmişte, gelecekte hepimizin. Ne dedi bu kardeşiniz partiyi kurduğumuz zaman? Hazır olun. Ne dedik? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet dedik. Asla bu topraklar üzerinde ameliyat yaptırmayız dedik. Eyvallah. Bölünmeyeceğiz. Dik duracağız. Eğilmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hacı Bektaş 76 milyonun değeridir. Pir Sultan Abdal 76 milyonun ozanıdır. Daha çok çalışacağız. Birbirimize daha çok tanışacağız. Sorunları birlikte aşacağız. Kardeşlerim ve bizler bugüne kadar bizi çok incittiler. Çok üzdüler. Sabrettik, sabrediyoruz. Evet, şuraya hemen sağlıkçılar. Sağlıkçılar şuraya. Hemen güvenlikçiler kessin orayı. Açalım şurayı. Hemen. Değerli arkadaşlar, sağlıkçılar. Hemen karşım. Tam karşım. Evet. Kardeşlerim, biz kimsenin mümkün olduğunca incinmesine de müsaade etmeyeceğiz. Elimizden gelen gayreti yapacağız. Millet olarak bu oyunu bozduk ve bozuyoruz. Tertipleri, senaryoları, planları tek tek deşifre ettik ve ediyoruz. Bu çirkin senaryolarda yer alanları, provokatörleri ve bu ülkenin birliğine, beraberliğine saldıranları, Allah'ın izniyle yalancıları, iftiracıları tek tek deşifre etmeye devam ediyoruz. Ve bunları aziz milletimize anlatmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Biz itidalimizi muhafaza ettik. Ediyoruz ve edeceğiz. 8 ay sonra sandık önümüze gelince bu vandallardan, bu barbarlardan, onları koruyup kollayan, onları tahrik eden, onları teşvik eden milli irade düşmanlarından hesabımızı sandıkta soracağız. Kardeşlerim, şunu herkes bilsin. Sandık sonucu her ne olursa olsun, biz 76 milyonun hükümeti %100'ün hükümetiyiz.
Türkiye'yi bir olarak, beraber olarak kucaklamaya devam ettik, devam ediyoruz. Bakınız, eğer biz bunu başaramasaydık, bu ülkenin 78 vilayetinden milletvekili çıkaramazdık. CHP Türkiye'nin genelinde yok. MHP genelinde yok. BDP belli bir bölgede. O kadar. Neden? Bunlar milletin tamamını kucaklayamadılar. Milletin tamamını AK Parti kucakladı. %50 ile iktidar oldu. %100'e sorumluluk yüklendi ve hizmet veriyor. Biz hep ne dedik? Biz bu ülkeye, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik dedik. Türkiye'yi hep beraber büyüteceğiz. Sabredeceğiz. Ve inşallah hep birlikte zafere ulaşacağız. Sevgili Kayseriler, dün Mersin'de çok büyük bir spor organizasyonunun açılışını gerçekleştirdik. 17. Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapıyoruz. Ve açılışını gerçekleştirdik. 24 ülkeden 6000 civarında sporcu Mersin'den dünyaya sporun, barışın ve dayanışmanın mesajlarını iletiyorlar. Bugün de İstanbul, Bursa, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Rize ve Kayseri'de evet, Dünya Futbol Şampiyonası'nın U20 turnuvasına başlatıyoruz. Bu akşam Kayseri'deyiz. Buradayız. Kayseri'de Küba ve Kore Cumhuriyeti maçlarını birlikte seyredeceğiz. Ardından Portekiz ve Nijerya maçları var. Sizleri ayrıca evet, Kayseri stadına davet ediyoruz. Kayseri'nin misafirlerini en güzel şekilde ağırlayacağına yürekten inanıyorum. Kardeşlerim, yarın Samsun'dayım. Diğer gün Erzurum'dayım. Ve milli iradeye saygı mitinglerle devam edecek. Bu aynı zamanda evet, Mart yerel seçim kampanyasının devamıdır. Şimdi benim sizden bir ricam var. Sincan'da başlattığımız bayrak kampanyasını devam ettireceksiniz. Balkonlarımıza, camlarımıza bayraklarımızı asacağız. Biliyorsunuz bizim bayrağımız budur. Bu bayrağın dışında bizim bayrağımız yoktur. Değerli kardeşlerim, bayrak yasasında ilan edilen bayrağımız budur. Bayrak yasasına uygun olan bu bayrağımızı, üzerinde herhangi bir işaret olmayacak, bu bayrağımızı asmanızı istiyorum. Balkonlar, pencereler ay yıldızlı bayrağımızla güçlensin. Tamam? Hazır mıyız buna? Eliniz, diliniz İnşallah dert görmesin. Şimdi geldik bir yere. Bizim ahde vefamız var, değil mi? Sözümüz var değil mi? Neydi o? Heh. Ya sen maşallah. Evet. Sağ ol. Şimdi şöyle bayrakları bir göreyim. Ama bu şarkımızı öyle söyleyelim ki, öyle söyleyelim ki Türkiye ayağa kalksın. Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda
Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Günümüz kutlu olsun. Yürüyüşümüz mübarek olsun. Durmak yok. Yola devam. Teşekkürler Kayseri. Evet. 17 gün önce vuran, kıran adamlar vardı. Alladılar, pulladılar, duran adam oldular. Ama işte hepsine bedel adam gibi adam, çalışan adam Recep Tayyip Erdoğan. Karanlık aydınlıktan, yalanlar doğrulardan kaçar. Güneş yalnız olsa da etrafına ışık saçar. Sen yürü başbakanım, kargalar sürüyle kartallar yüksek uçar. İşte milletin adamı, işte demokrasimizin yıldızı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Yok durmak yok, 11 yıldır özümüz öz, vazgeçmek yok. Hayatını milletine adayan Türkiye sevdalısı lider, milletimizin hizmetkarı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte Kayseri, işte dünya lideri Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet, işte milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan. İşte yakmayan, yıkmayan ak eller, işte ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan dünya lideri Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen Türkiye sevdalısı, milletimizin hizmetkarı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan. Hep beraber söylüyoruz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın. Daha güçlü. Çok teşekkür ediyorum. Diliniz dert görmesin inşallah. Geleceğimiz aydınlık olsun. Sağ olasınız. Var olasınız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkürler.
Teşekkürler Kayseri.